Bizler için 10 Kasım tarihi çok önemli. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi 10 Kasım. Fakat geçtiğimiz Cuma günü 10 Kasım 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir ilk uçuş gerçekleştirildi. Bu ilk uçuş 6. nesil savaş uçağı olarak adlandırılan bombardıman görevleri için özel tasarlanmış B-21'in ilk uçuşuydu. Raider olarak adlandırılan uçak gökyüzüne kalkış yaptı ve yanında bir F-16 ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu ilk uçuşta da tabii ki artık bir hava araçlarının ilk uçuşlarında bir standart olan açık iniş takımlarıyla gerçekleşti. Bu konu dünyaya bir bilgi verilmedi ancak bir havacılık fotoğrafçısı Matt Hartman bu ilk uçuşu görüntüledi ve çektiği videoyu paylaşmasının arkasından tüm dünya B-21 Raider'ın böylelikle gökyüzüyle buluşmasından haberdar oldu. B-21 neden önemli? Hangi özelliklere sahip ve hangi bakış açısıyla gerçekleştirildi tasarımı? Bu programda birlikte bu konuya bakıyoruz ve bu hava aracı nasıl uçuyor bunu birlikte inceliyoruz. Malum Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 3 önemli bombardıman uçağı var. Bunlardan birincisi B-52 ki aralarında en yaşlısı Boeing tarafından tasarlanmış B-52 8 motorlu ve halen kullanımı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bombardıman uçağından o kadar memnun ki motorlarının yenilerek daha uzun yıllar gökyüzünde olması planlanıyor. Bir başka bombardıman uçağı ise süpersonik yani ses hızının üzerine çıkabilen B-1B. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde bir İncirlik ziyareti olmuştu B-1B'lerin ve gerçekten bu konuyla ilgili yaptığımız videoyu da yukarı bırakıyorum. Oldukça ses getirmişti. Fakat B-1B'ler yüksek bakım maliyetlerine sahip ve saatlik uçuş maliyetleri de oldukça yüksek. Ailenin üçüncü üyesi ise B-2. B-2 Northrop Grumman tarafından tasarlandığı ve 1990'larda hizmete girmesiyle birlikte radara yakalanmayan stealth olarak adlandırılan yani aslında radara görünürlüğü çok düşük bir uçak konseptini bombardıman uçağı olarak Amerikan Hava Kuvvetleri içerisinde gösterilmeye başlandı ve bu uçaktan çok yüksek maliyetler nedeniyle ancak az sayıda üretebildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 30 yıldır yeni bir bombardıman uçağının tasarımına izin vermiyordu. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmamıştı, ihtiyaç duyulmamıştı. Ancak 2010'lardan itibaren Pasifik'teki artan rekabet, kimle rekabet ediyor Amerika Birleşik Devletleri? Çin'le ve bu gelişmeler ışığı altında yeni bir tasarım için düğmeye basıldı ve yapılan değerlendirmenin arkasından da bu projenin Northrop Grumman'la devam edilmesine karar verildi. Hedef B-2'den biraz daha küçük ama maliyetleri çok daha uygun. Birçok 5. nesil savaş uçağı teknolojisinin üzerine uygulanacağı bir platform oluşturmaktı. Ama Amerikan Hava Kuvvetleri bu uçakta 6. nesil özellikler istemişti. 6 ve 5. nesili şöyle bir ayırdığımız zaman 5. nesil için örnek olarak işte F-35'i F-22 Amerika tarafında verdik. 6. nesil bu hava aracının pilotsuz olarak da görev yapabilmesini sağlayacak bir altyapıya sahip olması en önemli özelliklerinin başında geliyor. Ve B-21 Raider için de bu özellik istendi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hesaplamalara göre açıkladığı uçak bilim maliyeti de 2022 rakamlarına göre 692 milyon dolar olacak şekilde planlanıyor. Bu uçaklardan da toplam 100 adet üretilecek. Eldeki mevcut tüm B-2 ve B-1B filosu B-21 Raider'larla değiştirilerek gelecek nesil bir uçuş planı yapılması hedefleniyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hedefi B-21'lerle ilgili olarak takılacak nükleer bombaları hiçbir radar veya hava savunma sistemine takılmadan hedefine bu bombaların götürülmesi ve bu bombaların atılmasıyla birlikte çok ciddi bir
nükleer güçle birlikte o adeta ülkenin yok edilmesi olarak adlandırılabilir. Bunun için biraz önce de belirttiğim gibi F-35'lerde kullanılan Pratt & Whitney'in F-135 serisi motorlardan yararlanılıyor. Birçok üretim teknolojisi, dış kaplamalar, sensör teknolojisi de bu uçak içine yerleştirilmiş durumda. Bunu sadece bir bombardıman uçağı olarak görmemek lazım. Uçak aslında gelişmiş sensör sistemleriyle bir keşif uçağı olacak. Yani radara yakalanmadan o ülkenin üzerine gidip sistemler hakkında çeşitli bilgiler alabilecek, görüntüler alabilecek radar veya diğer sensör sistemleriyle beraber veya bir şekilde gidip elektronik karıştırma yapabilecek ve sessiz bir şekilde elektronik karıştırmayla birlikte örneğin telsiz konuşmalarını kesebilecek, radar görüntülerini karıştırabilecek veya sanal başka görüntüler oluşturarak o radar sistemlerinin o görüntüyü gerçek zannetmesine de imkan sunabilecek. Yani bir nevi bombardıman uçağının yanı sıra bu görevler de B-21 için planlanmış durumda. Şimdi bu projenin gerisine doğru geldiğimiz zaman proje aslında 2010'da başlıyor. 2017 yılında Northrop'un kazandığı ilan ediliyor ve arkasından 2020 yılında yani tam da salgın döneminin, pandemi döneminin ortasında bunlarla ilgili Northrop Grumman çalışmalarına başlıyor. Northrop Grumman son yıllarda tamamen radar ve sensör sistemlerine oldukça yoğunlaşmış durumda ama Amerikan ordusu için B-2 gibi daha sonra RQ-4 gibi çok farklı ve gelişmiş hava araçları konusunda da tasarım ve üretim gerçekleştirmiş durumda. Bu teknolojisini, bu bilgi birikiminde B-1 Raider projesine yansıtıyor. 2020'de 6 prototip yani test uçağı için üretim başlıyor ve geçtiğimiz aylarda ilk motor çalıştırma Ağustos 2023'te yapılıyor. Bunu hızlı bir şekilde Ekim ayı sonunda ilk taksi testleri izliyor ve hemen arkasından da 10 Kasım 2023 tarihinde uçak gökyüzü ile buluşuyor. Kalkışta çekilen fotoğraflardan birinde yanında bir F-16 kolunda uçuyor. F-16 takipte kullanılıyor ve arkasında da bir tel ve bir uzantı var. Bu sistemde çeşitli verilerin toplanması amacıyla bir test ekipmanı olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Hedef 4 yıl sürecek test ve sertifikasyon çalışmalarından sonra B-21 Raider'ı Amerikan Hava Kuvvetleri'ne 2027 yılında teslim etmek gerçekten 6. nesil olarak adlandırılan teknolojide çok çok önemli bir adım atılmış olacak. Peki bu hava aracı nedir? Bakıldığı zaman B-2 ile uçan kanat konseptiyle çok ortak yönleri var ama birçok teknolojiyi de içinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de plazma teknolojisi. Plazma teknolojisi ile ilgili hatırlayacaksanız Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Berkant Göksel ile bir video hazırlamıştık. O videoyu da buraya bırakıyorum. Detayları oradan öğrenebilmeniz mümkün. Burada ilginç de bir detay var ilk uçakla ilgili. Havalanırken iniş takım kapağında 001 Cerberus olarak adlandırılan bir tabir var. Cerberus işin Latincesi ama Türkçe'ye Kerberos olarak geçmiş. Kerberos da Yunan mitolojisine doğru gidiyor. Yunan mitolojisinden şöyle bir Google'a yazdığım zaman şu çıkıyor. Hades'in Yunan mitolojisine göre ölülerin bulunduğu Hades'e bağlı ölülerin bulunduğu yerde nöbet tutan kapıda 3 başlı bir köpek. Gerçekten bunların işte çözümlemesini verilen slogan, verilen isim neyi ifade ediyor? Bunlara dikkatle bakmakta fayda var. Buradan Cerberus veya Kerberos olarak adlandırılan uçağın ismi oldukça ilginç. Bir taraftan B-1B Raider ismi de Amerikalıların 2. Dünya Savaşı'nda Albay Doolittle'ın yaptığı operasyona bir şekilde atfedilmiş durumda. Bu operasyonda da Pearl Harbor baskını arkasından Amerikalılar Japon topraklarına bir bomba atmak ister ama o dönemde ellerinde uzun menzilli bombardıman uçakları yoktur. B-25'leri uçak gemisinin üzerine koyarlar. Bunlar Japonya'ya yaklaşabildiği kadar yaklaşır ve çok hafifletilmişlerdir. Havalanırlar ve arkasından bombaları Tokyo'daki çeşitli hedeflere atarlar. Fakat dönüş yolunda oldukça az yakıtları vardır. Çok azı kurtulabilir. Bir kısmı Çin'e o civarlarda daha tarafsız kalmış topraklara inmeye çalışırlar. Ama
Albay Doolittle'ın anısına da verilmiş bir Raider isminin olduğunu da hatırlatmamızda fayda var. Evet, B-21 konusundaki gelişmeler bunlar. Ben de biraz yoğunum bu aralar, oldukça koşturuyoruz ama web sitemize tolgozbek.com'a bununla ilgili bir ilk uçuş haberi girdiğimde 47 bin gibi ilk günde gerçekten enteresan bir okunmaya ulaşmış durumda. Ben de en azından izleyicilerimiz için bunu video haline getirmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar derken sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya bana info@tolgozbek.com adresine atabilirsiniz. Bu arada 2024'e doğru yaklaşırken 300 bin abone hedefimiz var. Sizleri abone olmaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.